Karanlıkta insanın yolunu bulması da çok zor gördüğünüz gibi. Neyse ki yanımda böyle bir mum var. Mum ışığında artık elektrik kesintilerinde beni idare ediyor. Oh, bayağı yoruldum ya. Bu seferlik kusura bakmayın, bakım çalışması varmış. Zinciri kırmamak için yine de çekimlerimi yapayım dedim. Böyle elektriksiz yapmak zorunda kaldım. Gelir diye de o kadar bekledim ama valla benim de karanlıktan içim sıkıldı doğrusu. Neyse, başlayalım. Heh. Oh be, geldi. Çok iyi denk geldi. Bir anda mutlu oldum. Çünkü ışıksız hayat gerçekten de olmuyor. Sadece bitkiler faydalanmıyor güneşten. İnsanlar, diğer hayvanlar da faydalanıyor. Hatta mikroorganizmalar bile. Evet de bitkilerin fotosentez yapmaları için ışık gerekli ama yani türüne göre onlar da uzun süre güneşsiz idare edebiliyorlar. Örneğin şu bitkiyi biz hep gölgeye koyuyoruz. Zaten öyle yapılmasını öneriyorlar ama gayet de sağlıklı büyüyor. Peki biz güneşsiz, ışıksız idare edebilir miyiz? Veya nasıl idare ederiz? Mesela yerin altında 100 gün yaşayabilir miyiz böyle bir ortamda? Ben yaşayamam. Ama şu kadın yaşamış. Hem de 100 değil, 500 gün. Evet, Beatrice Flamini tam tamına 500 gününü bir mağarada tek başına geçirdikten sonra kendisini yerin altından çıkarırlarken kameralara işte böyle poz vermiş. Benim aklıma hemen Lost dizisi gelmişti. İkinci sezonun en başındaki gibi mi yaşadı acaba? Lost çok bozdu. Bayağı bozdu yani, öyle böyle değil. Peki onun yüzündeki gülümseme dikkatinizi çekti mi? Bu kadar uzun süre güneş görmemesi onun cildini, onun görüşünü nasıl etkilemiş olabilir sizce? Yerin altında geçirdiği 1,5 yıla yakın sürede akli dengesini mi kaybetti yoksa kurtarıldığı için sevinçten mi gülüyor? Bu gülüş bana 15 yıl yer altında yaşadıktan sonra gülümseyerek dışarıya çıkarılan Kimi Schmidt'i hatırlattı. Unbreakable var yani. Hadi onun beynini yıkamışlardı toprak altında kalması için. Bir de ayrıca sadece bir diziydi. Gerçek hayatta gerçek birisi neden yer altında yaşamak istesin ki? İşte bunun cevabını arayacağız bugün. Bir zamanlar yazar Jules Verne'in yaptığı gibi. Dünyanın Merkezine Seyahat adlı romanında karakterler volkanik bir tünel sistemini takip ederek yerin içine doğru bir yolculuğa çıkmışlardı. Ve bu fantastik yolculukları sırasında devasa mağaralar, denizler, okyanuslar, bitki örtüsü, garip fosiller, garip mantarlar ve prehistorik dönemlere ait hayvanlar gibi böyle tuhaf tuhaf şeylerle karşılaşıyorlardı. Dünyanın alt katmanlarında başka bir dünya bulmak için böyle yer altında yaşamak ister miydiniz? Orta dünyada başka canlılar yaşıyor mudur acaba? Hadi kötü bir senaryo şimdi. Yaşamak zorunda kalsaydık ne olurdu? Silo yani Silo diye bir dizi var. Orada böyle distopik bir gelecekte yerin altında 144 katlı bir siloda yaşamak zorunda kalan binlerce insan vardı mesela. Hadi çok da ileriye gitmeyip şimdi biz her zamankinden farklı olarak bu kez aşağıya doğru bakalım isterseniz. Yer altına olan yolculuğumuzdan Mars'a kadar uzanan serüvenimizin bir hikayesini takip edelim. Atalarımızın yaşadığı mağaralardan Türkiye'deki dev yeraltı şehirlerine, oradan büyük metropollerde planlanan yer delenlere ve oradan da Mars'a olan yolculuğumuza. Çünkü bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Türkiye coğrafi olarak epeyce şanslı bir kuşakta yer alıyor. İstanbul 41 derece kuzey enleminde, yani kuzey yarık kürenin oldukça ortalarında bir yerlerde. Ve o yüzden de yaz ve kış boyunca gece gündüz süreleri öyle pek de aşırı değişmiyor. Ayrıca hava çoğunlukla güneşli. Aşırı derken de böyle daha kuzeydeki yerleri kastediyorum. Mesela bu şehirde bazen güneş hiç batmıyor. Şöyle bir batacak gibi oluyor, sonra hop tekrar çıkıyor. Kuzey Avrupa'nın çoğunda yazın akşam saat 11'de hatta bazı yerlerde 12'de bile güneş var. Siz böyle bir şeyi hiç deneyimlediniz mi bilmiyorum. Öyle birkaç gün kalmayla da insanın pek anlayamıyor maalesef bunu. Hani bir turist olarak da olmuyor. Yaşamak gerekiyor. Hatta benim İzmir gibi sıcak bir yerden böyle bir yere taşınan bir tanıdığım var. Ben de onun anlattıklarından biliyorum. Neredeyse 6 ay süren kış, metrelerce yağan kar, -30 derecelere varan soğuklar. Ama bunlar onun için hiçbir şey değil. Ciddi söylüyorum. Tek derdi çok uzun süreler boyunca güneşi görememek. Ya güneş, güneş gördüğümüzde yeniden doğmuş gibi oluyoruz. İçimize garip bir heyecan doluyor diyor. Hemen kendimizi sokaklara atıyoruz diye de ekliyor bu arkadaşım. Ya bu işin gerçekten şakası yok. Güneş ışığı ruh halimizi doğrudan etkiliyor. Bizi mahvettin güneş! Bu durumun bir adı bile var. Mevsimsel duygu durum bozukluğu. Bir çeşit mevsimsel depresyon. Tedavi için
ışık terapisi bile öneriliyor. Böyle kuzey bölgelerinde yer alan uzun süre ışık göremeyen kişiler evlerini farklı şekillerde aydınlatmak durumundalar. İşte yer altında ya da izole bir ortamda, bir kabinde yaşamanın en temel zorluğu güneş ışığını taklit edebilmek. Hiç güneş ışığı görmeden yer altında yaşayabilir miyiz? Yapay ışıklar gerçekten güneşin yerini tutabilir mi? Bunun cevapları için geçmişe bakabiliriz. Aslında insanlık olarak yer altında yaşamaya çok da yabancı değiliz. Mağara çizimlerini hatırlayın. İnsanlık tarihinden bize kalan o ilk kalıntıları, mağaralar o zamanlar tehlikelerden korunmak için bir sığınak vazifesi görüyordu. Gerek yırtıcı hayvanlar olsun, gerekse zorlu hava koşulları. Zamanla piramidin üstündeki yerimizi daha bir sağlama aldık. Yerleşik hayata geçtik. Büyük büyük şehirler kurduk. Ve yine zamanla mağaralara pek de ihtiyacımız kalmadı. Fakat bizim yeraltı maceramız hemen bitmedi. Yaparım. Burası Kapadokya'sıyla meşhur Nevşehir. New York gibi yani. Ve hayır, buradaki bazı mağara çizimlerinden bahsetmeyeceğim sizlere. Burada çok daha ilginç bir tarihi yapı var. Derin kuyu yeraltı şehri. Neredeyse 20 bin kişi içine sığdırabilecek depolama alanlarından ibadet alanlarına, odalardan şarap mahzenlerine kadar birçok yapıyı içinde barındıran 85 metre derinliğe uzanan bir yeraltı şehir kompleksi bu. Yani böyle şeyleri görmek için illa televizyonu açıp Silo gibi dizileri izlemek zorunda değilsiniz. Bilim kurgu romanlarına da gerek yok. Biz zaten içinde yaşıyoruz. Ya da üstünde artık. Üstelik kilometrelerce uzunluktaki tünellerle başka şehirlere de bağlanıyor bu yeraltı şehri. Fakat o ilk mağaralarla ortak bir yanı da var. Bu da yine yukarıdaki tehlikelerden korunmak için inşa edilmiş. Bu sefer tehlike öyle kurtlar, ayılar ya da kötü hava koşulları değil. Düşmanların saldırıları. Biz de bunları yıllar sonra kazılar sayesinde keşfediyoruz. Düşünsenize bir gün kazarken karşımıza böyle yıllardır yer altında izole bir şekilde yaşayan bir uygarlık çıksa. Elbette bu bugünkü teknolojilerimizle bile çok zor olduğu için mümkün değil ama bir düşünün yine de. Belki böyle bir uygarlığı bulan biz olmayabiliriz ama gelecekte bizi yer altında izole bir şekilde yaşarken bulacak başka bir uygarlık olabilir. Öyle geleceğe de bakmayalım ya. Bugün bile görebiliriz. Bakın burası Coober Paddy. Avustralya'da eski bir opal madenine bölge sakinleri gidip yerleşmişler. Dışarısı cayır cayır sıcaktan kavrulurken içeride onlar serin serin püfür püfür oturuyorlar. Yerden fırlayan şu havalandırma bacaları sayesinde de temiz hava sirkülasyonunu sağlıyorlar. Üstelik yukarıda yer kaplamadıkları için güneş enerjisi panelleriyle etrafı kaplayabiliyorlar. Ve o enerjiyi kullanarak ışıklandırabiliyorlar. Tam böyle artık mağaralara ihtiyacımız kalmadı desek de işte zamanı gelince yine çözümü yer altında arayabiliyoruz. Ama zaman artık çok değişti. Büyük büyük koca koca şehirler kurduk. Öyle ki sığamadığımız için gökyüzüne doğru ilerliyoruz. Gökleri delen şeyler yapıyoruz. Peki bu gökdelenlerin yerini yerdelenler alamaz mı? Evet, dokunmadığımız bir o kalmıştı. Hadi oraya da dokunalım. İşte size Earth Scraper, yer delen. Gökyüzüne doğru uzanmak yerine yerin altına doğru gidiyor. Nasıl aklımıza gelmezdi bu ya? Bak bugüne kadar beklenir mi? Burası Mexico City'nin tarihi meydanı. 240 metreye 240 metrelik kocaman bir alan ve tam buranın altında 300 metre derine kadar inen bir yerdelen planı yapılıyor. Şimdiye kadar hep yukarıya doğru yaptığımız o piramit gibi binaları bu kez aşağıya doğru yapmanın hayallerini kuruyoruz artık. Buzdağının görünmeyen yüzüne odaklanmaya başladık. Diyebilir miyiz acaba? Diyebiliriz tabii. Fakat bu sefer tehlikelerinden kurtulmak için değil yine yeni bir yaşam stili olarak, bir hayat biçimi olarak yapmaya çalışıyoruz bunları. Başka dünyalara açılan kaşifler olarak yeni yaşam stillerine de ihtiyacımız var. Böyle bir yaşam stilini tasarlamak günümüzde çok daha kolay. Ben bunun için en çok gördüğünüz gibi ışık tasarımını kullanıyorum. Ve Philips Hue bunu kolaylaştıran akıllı bir aydınlatma ekosistemi sağlıyor. Bakın burada yüzümün sağ tarafında bir kırmızılık var ya, işte yüzüme o rengi veren şey bir mum ışığı değil.
LED ışığı. Evdeki bütün ışıklar sistemin kalbindeki şu cihaza bağlanıyor. Hue Bridge. O da tüm özelleştirmelerinizi ve ayarlarınızı kaydedip otomasyon yapmanızı sağlıyor. Bridge'e bağladığınız ürünlerin rengini, parlaklığını ve hatta dilerseniz senaryosunu Philips Hue uygulamasıyla değiştirebiliyorsunuz. Benim bu videoda yaptığım gibi bir mum ışığı senaryosu, okuma ışığı senaryosu, maç senaryosu, film senaryosu gibi dilediğiniz tüm senaryoları 16 milyon renk seçeneğiyle ve istediğiniz efektle birleştirip bir ambiyans yaratabiliyorsunuz. Bu ekosistemi farklı bir noktaya konumlayan özelliklerinden biri de senkronizasyon. HDMI Sync Box ismi verilen bu cihaz sayesinde örneğin izlediğiniz filmin en heyecanlı yerinde ışıklar da ona uygun bir sahne efekti oluşturuyor ve sinema atmosferi odanıza taşınıyor. Aynı şey müzik dinlerken ya da oyun oynarken de mümkün. Eğer konumunuzu uygulamayla eşleştirirseniz eve giriş ve çıkışınıza göre ışıklarınızın açılmasını ve kapanmasını sağlayabilirsiniz. Evin güvenliğinden şüphe ediyorsanız uzaktan Philips Hue ürünlerinizi kontrol edebilirsiniz. Ben gündelik rutinlerimi bile ışık otomasyonuyla sağlıyorum. Güneş batınca ışıklar açılıyor. Saat 22:22 olunca tüm ışıklar kapanıyor. Yatma vakti. Hatta isterseniz güneşin doğuş ve batışını bile simüle edebiliyor. Biyolojik saatimiz ışığa duyarlı olduğu için bu sayede hem düzenli hem de sağlıklı bir yaşam stili tasarlamış oluyorum. Bridge ile başlayacağınız Philips Hue ekosistemine ait ürünleri teknoloji marketlerinde ve e-ticaret sitelerinde bulabilirsiniz. Açıklamalar bölümündeki bağlantıyı ve Barış Özcan 10 kodunu kullanarak Eylül ayı boyunca sınırlı sayıdaki seçili ürünlerde sepette %10 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz. Ne diyorduk? Başka dünyalara, açılan kaşifler olarak yeni yaşam stillerine de ihtiyacımız var. Sadece yer altında ya da yer üstünde de değil, aynı zamanda göklerin üstünde de. Evet, tabii ki yine uzaydan bahsediyorum. Lafı döndürüp dolandırıp Mars'a getireceğim. Oraya gitme hayalleriyle yanıp tutuşuyoruz diyeceğim. Gerçi Elon Musk'ın geçmişte dediklerine göre çoktan oraya gitmiş olmamız gerekiyordu ama neyse, artık onun da lafına bakıp da kuyuya inmemek gerekiyor herhalde. Fakat bu gidiş öyle kısa sürmeyecek. Tahminlere göre Mars'a gitmek, orada görevleri yerine getirip geri dönmek 21 ay kadar sürecek bir yolculuk. En az, minimum. Bu yolculuğun çoğunda küçücük bir alanda yaşamayı geçtim. Bu alanı başkalarıyla paylaşıyor olacaksınız. Yani tabii siz değil, astronotlar. Ya da bilmiyorum, belki siz de gitmek istersiniz. Bak, bununla ilgili de bir dizi geldi aklıma. Adı şu anda aklımda yok ama bilenler aşağıya yazsın. Böyle 5 tane astronot vardı. Biri Çinliydi. Hatta ilk o Mars'a iniyordu. Hatırlayan var mı? Aşağıya yazın. Neyse. Tabii bu aynı zamanda ciddi bir psikolojik mücadele. Zaten o dizide de bu psikolojik mücadele işlendiği için aklımda kaldı. Mevsimsel depresyondan bahsettik yani videonun başında. Bu nedenle NASA bazı denemeler yapmaya başladı. İşte bu 4 katılımcı Mars ortamını simüle eden 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış bu 158 metrekarelik alanda hazır olun 378 gün boyunca yaşayacak. Ama 500 değil, 378. Bir kişi değil, 4 kişi. Baştaki çılgın kadını hatırlayın. Oraya geri döneceğiz. Daha geçtiğimiz yaz aylarında, 2023'ün yaz aylarında start verilen bu projeyle birlikte uzay yürüyüşleri, robotik operasyonlar, habitat bakımı, efendim kişisel hijyen, işte egzersiz ve sebze yetiştirme gibi bir takım beceriler test edilecek. Sebze, patates. Marslı filminden bu da. Tabii gerçek bir Mars simülasyonu olması için kaynak erişimleri kısıtlı ve tam bir izolasyon altındalar. Tanıdık geldi mi? Evet. Mars'a olan serüvenimizde yaşayacağımız bu tür deneyimler aslında yer altında olanlardan çok da farklı değil. Tam bir izolasyon. Sürdürülebilir kılınmaya çalışılan küçük bir ekosistem ve tabii güneş ışığının yokluğu. Kim tahmin edebilirdi ki bizim atalarımızın işte bu vahşi doğadan, hayvanlardan filan saklanmak için girip sığındıkları o mağaralarda edindikleri deneyimler bizi ta Mars'a kadar götürsün. Artık kendi zihnimizle ürettiğimiz tasarımlarla kendi zihnimizi kandırabiliyoruz. Gerçekte bir güneş ışığı olmasa da zihnimizin öyleymiş gibi algılamasını sağlayabiliyoruz. Ne garip değil mi? Kendi aklımızı kullanarak yine kendi kendimizi kandırıyoruz. Elbette bütün mesele burayı, zihni kandırmak değil. Sonuçta sahte şeylerle bir yere kadar bunu yapabiliriz. Biraz da karnımızı doyurmamız lazım ya. Yiyecek lazım bize. Yer altında ya da gök üstünde fark etmez. Güneş ışığı yokken nasıl bitki yetiştireceğiz? Aslında bu uzunca bir süredir zaten bile isteye yaptığımız bir şey değil mi? Seralar var ya, malum. Her yer güneş ışığı açısından pek verimli değil. Bazen havalar da kötü gidebiliyor. Hatta bu üretime de yansıyor. Bütün atmosferi de kontrol edecek halimiz yok. Bu durumda ne yapacağız? O bitkiler için
ihtiyacımız olan bitkiler için onların kendi ekosistemlerini yaratacağız. Hatta Covid'le birçoğumuz kendi sebze meyvelerini falan üretmeyi bile denediler. Ben de dahil olmak üzere. Eminim aranızda sizlerin de vardır bu denemeleri yapmaya devam edenler. Ben her sabah hemen saksıdan topladığım nanemi de kahvaltıma ekliyorum mesela. Bahçesi olmayanlar zaten bunu yapıyorlar balkonlarda. Balkonu olmayanlar mutfağın bir köşesinde nanesini, fesleğenini yetiştiriyor. Bunun için de bir şey yapmışlar. Bakın bu teknoloji kendi toprağıyla, tohumuyla geliyor. Tepesinde de ışığı var. Başka bir şey de lazım değil. Arada bir su ekle yeter. Börtü böcekten, açık ortamdan da izole olduğu, tertemiz, mutfakta yetişmiş, sağlıklı, üstelik taze bir fesleğen. Tabii her bitki için bu o kadar da kolay değil. Keşke öyle olsa. Öyle fesleğen, nane, hatta domates, biber, patates filan tamam da bazıları çok daha zor yetişiyor. Bitki bilimciler de uzun süredir bunları anlamak için araştırmalar yapıyor. Örneğin hangi renk ışığın bitkide neyi tetiklediği, nasıl bir büyüme değişikliğine neden olduğu başlı başına bir araştırma konusu. Mesela bazı bitkilerde kırmızı renk ışık çiçek açmayı teşvik ederken mavi ışık hacim kazanmasını sağlıyor. Ama bazılarında böyle olmuyor. Marulu yetiştirme şeklimiz patatese uymayabiliyor yani. Hele bir de problem çıkarsa kendi başınıza çözmek zorundasınız. Dışarıyla hiçbir bağı olmayan o dört katılımcının test ettiği şeylerden biri de işte bu yüzden kendi bitkilerini yetiştirmek oldu. Bütün bunlar iyi güzel de ya Beatrice 500 gün boyunca niye mağarada kaldın? Oradan çıktıktan sonra yeryüzüne çıkarken çekilmiş fotoğrafını da size göstermiştim. Orada yüzündeki mutluluk neden? Kurtarıldığı için değil, kendi isteğiyle gidip kalmış orada. Kendisi 50 yaşında bir tırmanıcı ve atlet. Yani limitlerini test etmek, mental dayanıklılığını sınamak ve araştırmacılara da eğer yapabilirse veri sağlamak istediği için bunu yapmış. Dünyada ne kadar ilginç ve cömert ve çılgın ve cesur insanlar var demeden geçemiyor insan. Bu süreçte dış dünyadan hiçbir haberi olmamış. Hatta ailesinden birini kaybetse bile kendisine haber vermemelerini tembihlemiş. Orada yerin altında yaşarken ne yerin üstündeki Ukrayna Savaşı'ndan haberdar olmuş, ne 2. Elizabeth'in ölümünden, ne de Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden filan. Vaktini çoğunlukla kitap okuyarak, egzersiz yaparak, bir şeyler çizerek, yemek hazırlayarak filan geçirirken bir gün onu almaya geldiklerinde yine kestiriyormuş. İlk tepkisi ne olmuş dersiniz? Ah, şimdiden bitti mi? Ben daha başladığım kitabı bitirememiştim. Evet. Belli ki kendisi mental açıdan gayet iyi bir iş çıkarmış. Ya da tamamen sıyırmış. Bilmiyorum. Yorum size ait. Lan manyak! Manyak! Bu da 15 kişilik bir Fransız grubu. 40 gün boyunca mağarada gönüllü olarak kaldıktan sonra kendilerine ne kadar süre mağarada oldukları sorulduğunda kimisi 20 gün, kimisi ise 30 gün kaldıklarını sandığını söylemiş. Bir de 7 uyurlar hikayesi var değil mi? Orada da mağaradan çıkanlara soru sorduklarında epeyce bir süre hatırlayamıyorlar ne kadar kaldıklarını. İşte iyi planlanmış bir ışık bir bitkiye gerektiği kadar insana da böyle gerekiyor. Belki de seralar gibi kendi evlerimize de aynı özeni göstermenin, yaşam stilimizi değiştirmenin vakti gelmiştir. Ne dersiniz? Artık tehlikelerden sakınacağım diye mağaraya girmiyoruz belki. Şimdiki amaçlarımız farklı. Keşfetmek, öğrenmek, bir şeyleri bulmak için giriyoruz. Kendimizi sınamak ve sınırlarımızı zorlamak için giriyoruz. Çünkü bu sınırlar, sınırlarımız ne ötesini göremediğimiz okyanusta ne de dışarıda soluyamadığımız atmosferde. Sınırlarımız sadece burada ve burada. Her düşünüşümüzde sınırlarımız bir adım daha ileriye gidiyor ve kalbimiz genişliyor.